Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Biliği kanalına hoş geldiniz. Bugünün ve yarının gündem maddeleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle bugünden başlamak istiyorum. Maç değiller bitti arkadaşlar. Maç değil finallerini seyret GP kazanmayı unutmayınız. dört tane maç gelmişti. Her birinden 15.000 GP'ye kadar kazanma şansımız var. Diyelim ki hiçbir maç oynayamıyorsunuz. Oynamaya vaktiniz yok ya da internetiniz yok. O durumda da en kötü... Tüm maç değerlere katılıp takım seçin arkadaşlar en azından takım bile sesleniz, maç oynamasanız bile seyret diyerek 5000 GP kazanabilirsiniz. Her birinde en az 1000 etkinlik puanı yaparsanız da maç day finalini seyret diyerek ya 11000 ya da 15000 GP her birinden kazanabiliyorsunuz. Bugün onları da seyret diyerek GP kazanmayı unutmayınız. Ayrıca etkinlikler de bitiyor bugün son gün ama yarın yeni etkinlikler gelecek. Peki yarın neler gelecek? Yarın maç dayiler gelecek. Kulüp Selection oyuncuları gelecek. Çok güzel de oyuncular var. Az sonra bakacağız. Ve bu oyuncuları fullemek için ne kadar antrenör puanı gerekiyor. Onların her birine bakacağız arkadaşlar. Box gelecek. Etkinlikler gelecek. Etkinlikler işte Open Challenge, etkinlik turu, antrenör kastığımız, sözleşme Yenileme milleti, GP kazandığımız etkinlikler, klasik etkinlikler yine gelecek. Yarın öncelikle maç değiller gelecek. Bizler için çok önemli maç değiller. Çünkü MyClub parasını kazanabildiğimiz tek yer burası şu an. Başarılar kısmı tamamlandıysa oyun içerisinde tek buradan kazanabiliyoruz. Bir de günlük girişlerden 10-10 haftalık 100 MyClub parasına kadar. Peki yarın hangi maçta gelecek? Konemi daha öncesinde Belçika, İngiltere ve Portekiz Fransa eşleşmelerinin geleceğini söyledi. Yani önceki haftalara baktığımız zaman şu şekilde yapıyordu. Örneğin Belçika, İngiltere maç diye gelecek ama iki tane gelir büyük ihtimalle. Bir tanesinde hazır takımlar olur. Hani biz Belçika'yı seçeriz. Belçika'nın oyuncuları orada hazır bir şekilde olur. İkinci bir maç diye daha gelir Belçika İngiltere. Orada da kendi oyuncularımızla oynarız. Yani Belçika İngiltere'den iki tane Fransa Portekiz'den de iki şer tane olmak üzere buradan dört tane maç diye gelmesi gerekiyor. Önceki haftalarda Konemi o şekilde yapıyordu. Bir tanesi hazır takım oyuncularla seçtiğimiz takımın oyuncuları hazırdı. Diğerinde ise seçtiğimiz takımın oyuncuları hazır değil. Biz kendi oyuncularımızla oynuyorduk. Buradan toplamda 4 tane maç değin gelmesi gerekiyor. Ben 2 tane daha gelebileceğini düşünüyorum. Resmi bir açıklama değil arkadaşlar. Sadece kendi tahminim. O da şu şekilde olabilir. Geçen hafta nasıl Avrupa takımlarından, Şampiyonlar Ligi takımlarından işte takımlar gelmişti. Oradan istediğimizi seçiyorduk. Bence birçok milli takımın olduğu İki tane daha maçla gelebilir. Hani örneğin orada Türkiye'de olabilir, diğer milli takımlarda olabilir. Oradan da seçeriz, oynarız. Hazır takımlarla ve elimizdeki oyuncularla. Ben yarın 6 tane maç diye yine gelebileceğini düşünüyorum. Tamamen milli takımlardan kurulu bir 6 tane maç diye olacaktır. Zaten konemi Belçika, İngiltere, Portekiz, Fransa'yı açıkladı. Ben bunların dışında da genel tüm milli takımların hani Avrupa milli takımların oldu. 2 tane daha maç diye gelebilir diye düşünüyorum. Bu benim kendi tahminim tabii ki arkadaşlar. Ama en kötü yine 4 tane maçta gelecektir. Buradan da Michael Up kasmamız gerekiyor. Devam edelim. Yarın bir de box gelecek. Bu tarz bir Boxer gelmesi bekleniyor. Hani karışık oyuncuların olduğu birçok ligden birçok siyah topun yer aldığı bir box beklenmekte. Ve gelelim kulüp seleksiyon oyuncularına. Fransa, İngiltere, Portekiz, Belçika. 4 tane önemli kulübün oyuncuları gelecek. Harika da oyuncular var. Yani Fransa'da, İngiltere'de, Portekiz'de, Belçika'da her birinde güzel oyuncular var. Hemen oyunculara bakalım. Maksimum seviyelerini göstereceğim arkadaşlar ve bunları maksimum yapmak için ne kadar antrenör puanına ihtiyacımız var? İlk olarak hemen başlayalım Portekiz'den. Mesela Pereira'ya maksimum seviyesi 91 olan defansif orta sahayı fullemek için 63368 küsuratı bir antrenör puanına ihtiyacımız var. Ama Felix genç oyuncu 96 seviyeye kadar ulaşıyor gizli forvet. Ve Felix size geldiği zaman onu fullleyebilmeniz için 188 bin civarı antrenör puanına ihtiyacınız var. Yani 100 binlik antrenör puanı 5 yıldızlı antrenör eder. Yetmiyor tabii ki. Yaklaşık 200 bine yakın antrenör puanı istiyor. Pepe yani gelen oyuncular içerisinde en düşük seviyeli oyuncu 34 bin civarı antrenör puanı istiyor fullemek için. E, Rui Patricio kaleci 81 bin puan. Cancelo 81 bin. Ruben Diaz 122 binlerde antrenör puanı istemekte. Devam edelim. Cristiano Ronaldo. Portekiz'de Ronaldo da gelecek. 98'i görüyor. Antrenör yani fullemek için de 97 bin küsürlerde. Yani yaklaşık 100 bine yakın bir antrenör puanı istiyor. Bir 5 yıldız antrenörü basacağız burada. Ve Bruno Fernandes. Ben Portekiz'den hangilerini istiyorum derseniz. Ronaldo, Bruno Fernandes, ve Felix gelirse memnun olurum. İstediğim 3 tane oyuncu bu. Sizler kimi istiyorsunuz tüm milli takımlarda yorum yazarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben her üründen kimleri istediğimi sizlerle paylaşacağım. Devam edelim. Fransa. Fransa'da çok güzel oyuncular var. Yani her birimiz birilerini istiyoruzdur burada. Şimdi Pogba var. O da çok güzel bir oyuncu. 90 bin antrenör puanı istiyor. Hernandez var. 126 bin fullemek için antrenör puanına ihtiyacımız var. Ve Ciro hani gelen oyuncular içerisinde en düşük seviyeli oyunculardan bir tanesi. 65 bin antrenör puan istemekte. Devam edelim. Kante benim çok istediğim oyunculardan biridir. Çok da severim. Hem gerçek hayatta hem oyunda. 80 bin antrenör puanıyla fullenebilmekte. Griezmann, Barcelona'nın yıldız futbolcusu. O da 80 bin civarlarında. Loris 77 bin civarlarında antrenör puan istiyor. Ve Mbappe. Mbappe birçoğumuzun istediği yıldız futbolcu. Umarım düşürürüz. Hani geçen geldiğinde düşürememiştim ben. Düşüremeyen tüm arkadaşlarımız inşallah bu kartını düşürür. 100 seviyesiyle gelecek. 101 değil ama 100 seviyesiyle yarın Fransa milli takımıyla gelecek. Fullemek için ise 282 bin civarı ama Mbappe biraz daha fazla isteyebilir arkadaşlar. Hani Mbappe'nin hani yakın değerleri bunlar. Hani biraz daha fazla antrenör gerekebilir. Çünkü uygulama hani 99 gibi hesaplamış olabilir. Yani 282 birim biraz daha üstünde antrenör puanı gerekebilir. Ve Varan hızlı bir stoper oyuncusu. Benim de çok istediğim oyunculardan bir tanesidir. 93 bin antrenör puanı istemekte. Ben Fransa'dan Mbappe, Varan ve Kante'yi istiyorum. Çok güzel oyuncular var. Hani benim istediğim 3 oyuncu bu. Sizler hangisini istiyorsunuz? Yorum yazarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Birbirinden güzel oyuncular var. Yani Pogba'yı isteyen de çoktur, Griezmann da var. Birçok oyuncu var kalecisinden forvetine kadar. İngiltere. Yani benim en çok heyecanlandıran kulüp seleksiyonlarından bir tanesi de İngiltere Milli Takımı. Çünkü burada Sancho var. Sancho her zaman gelmez. Milli takımıyla gelebiliyor. Umarım burada isteyen herkes düşürür. Benim çok beğendiğim bir oyuncudur. Oyunda da severim, gerçek hayatta da severim. Ama Sancho gelirse çok fazla antrenöre ihtiyacımız var. 309 bin antrenör puanı istiyor fulllemek için. 97 seviyeye kadar çıkmakta. Pickford var, Rice var defansif orta sahada. O da oldukça fazla antrenör istiyor. Ve Alexander Arnold benim bir numaralı sabek oyuncu. Harika ortaları var. Falsolu çok güzel ortalar kesebiliyor. Ayağına çok hakim. Yerden yüksekten pasları çok yüksek değerlerde. Falso değeri çok yüksek. Hızlı bir sabek oyuncusu. Fullemek için 226 bin gibi yüksek antrenör puanına çıkıyor. Henderson var. ve Joe Gomez var. 94'e ulaşıyor Joe Gomez. Ama altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Joe Gomez sadece bir stoper değil. Beklerde de oynatılabiliyor. Hani stoper olarak Joe Gomez elinize gelirse sadece stoperler değil sağ bekte ve sol bekte de kullanabilirsiniz. Özellikle de sağ bekte yanılmıyorsam bu kartı 92 seviyelerinde oynamakta hızı var. Savunma özellikleri iyi, ayağı da iyi, pasları da iyi. Yani ben gelirse beklerde kullanmayı daha çok düşünüyorum Gomez'i. Sterling istediğim diğer oyuncu İngiltere'de 96'lık kartıyla gelecek. 100.000'e yakın antrenör puanı istiyor. Ve Harry Kane yıldız futbolcu o da 96 seviyeyi gören kartıyla gelecek. Ben İngiltere'de Sterling sol açık, sağ açıkta Sancho, sağ bekte de Alexander Arnold istiyorum. En çok istediğim hiç oyuncu bu. Dördüncü sırada ise Joe Gomez istiyorum. Çünkü onu beklerde de oynatabilirim. Biraz Joker oyuncu olarak görüyorum onu. Devam edelim. Geldik şimdi arkadaşlar Belçika milli takımına. Belçika milli takımında Münyer, 68 bin antrenör puanı ile fullenebiliyor. Bir diğer sabek oyuncusu. Hani Arnold gelmezse buradan bir başka sabek düşürebiliriz. Mignolet var. 77 bin antrenör puanı isteyen. 91'e kadar çıkan bir kaleci. Dinayer var. 100 bin antrenör puan istiyor. Eski Galatasaraylı stoper oyuncusu. Şimdi Fransa'da artık. Devam edelim. Tilemas geçen sene çok iyi oynamıştı. Ee, umarım aynı performansını bu sene de devam ettirir. Gelecek vaat eden, gelecekte e, yükselmesini beklediğimiz oyunculardan bir tanesi oyunda da hani oyunsal olarak değerlendirdiğimiz zaman e seviyesini arttırabilecek oyunculardan o potansiyelde bir tane bir oyuncu fulllemek için de 130 bine yakın antrenör puan istiyor. Alder Violet, benden uzak olsun diyorum. Yani ben çok tutmuyorum Alder Beğendiğim bir oyuncu değildir. Hani biraz ağır kalıyor. Ağır stoperleri de beğenmiyorum ben. 94'ü görüyor stoperlerde. Axel Witsel var. Defansif orta saha. 93'ü gören kartıyla girecek. Hani 75 bin antrenör puanıyla fullenebilmekte. Kevin De Bruyne geliyor arkadaşlar. Burada en çok istediğimiz oyunculardan bir tanesidir. Belçika milli takımında 97'yi gören kartıyla gelecek. Ve Lukaku güçlü santifor oyuncusu 94'lük kartıyla yarın kulüp seleksiyonda olacak. Hani hangilerini daha çok isterseniz derseniz aslında bir Hazard catch, keşke olsaydı burada. Bir kurtağı olsaydı olmayan oyuncular var. Yani onlar, onların olmasını çok isterdim. Hani gelen oyuncular içerisinde De Bruyne, Lukaku hani bu iki tanesini istiyorum. Hani gelirse memnun olurum. Hani üçüncü de yani Axel Wissel de gelebilir artık. Yani üçüncüyü çok istemiyorum. Bu ikisi gelsin bana yeter diyorum. Çünkü ben Belçika'da özellikle Hazard'ı istiyordum. İşte Kurtuğa gelse onu isterdim. Ne yazık ki onlar gelmedi. Ama De Bruyne ve Lukaku gelirse kendimi başarılı hissedeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünün ve yarının gündemdeki konuları bunlardı. Gece 3'te bunlar girecek arkadaşlar. Umarım güzel top açılımları yaparız. İstediğimiz oyuncuların hepsi gelmese de inşallah hepsi gelir ama hepsi gelmese de çoğu gelir ve mutlu bir top açılımı yarın gerçekleştiririz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.